Merhabalar, ruh değişimi, ruh transferi konusunun ikinci bölümünde sizlerleyim. Özlem Tunalı ile spiritüel sohbetlere hoş geldin. Ruh değişimi ile ilgili röportajlar yaptım. Bunun birinci bölümünü çektim, yayınladım. Birinci bölümünü dinlediysen orada Zuhal ile konuşmuştum. Şimdi Perihan ile konuştuklarımı anlatacağım. Perihan benim tanıdığım biri. Ve ruh transferi yaşamış. Ona sordum neler oldu, ne yaptın, bunu nasıl fark ettin diye bana anlattıkları var. Ondan sonra ben ona sorduklarımı, onu anlattıklarını yazdım. Şimdi yazdıklarımı size anlatacağım. Perihan'la konuştuklarımızı. En güzeli aslında Perihan'la karşılıklı konuşmak, bunu çekmek güzel olurdu ama o an bunu imkan yoktu. Devam edelim. Perihan'a sordum ben. Neler oldu, nasıl anladın ruh transferi, bu transfer değişikliğini, ruhun değişikliğini nasıl anladın diye. Bu konuyu bilmeyenler bu çok uzak gelecektir. Ama spiritüel dünyada çok daha uzak konular var. Bu çok bilinen konuları değil de asıl spiritüalizmin dibinde hiç kimsenin ya da az insanın konuştuğu konuları konuşmayı seviyorum. Çünkü bunları herkes konuşamaz ve herkes bilmiyor. İşte bunları konuşalım. Daha eğlenceli. Bilmediklerinizi konuşmak daha güzeldir. Yeni bir şey öğrenmiş olursun böylece. Böyle de bir şey var, ruh transferi. Şimdi kısaca hatırlatmak gerekirse, bu birinci de söyledim zaten. Belli bir müddet birinci ruh, şu anda senin sahip olduğun ruh, insanın bünyesinde devam ediyor. Bir gün yeni bir ruh bünyeye giriyor. Fakat bu spatyumdan gönderilen iyi bir ruh ve görevli bir ruh. Sonra belli bir süre devam ediyorlar. İlk senin çocukluktan itibaren devam ettirdiğin ruh belli bir süre sonra spatyuma geri döner. Bu girişi yaptıktan sonra Perihan'ın anlattıklarına bakalım. Neler oldu dedim. Ne zaman anladın? Bendeki değişimler çok ani oldu. Benim arkadaşlarım, çevrem bile değişti dedi Perihan bana. Beni 10 yıldır tanıyan arkadaşlarım içine başka bir ruh girip ruh değişimi yaşamış olsan ancak bu kadar değişebilirdin diye eğlendiler benimle. Tabii bunu eğlence olsun diye söylüyorlardı. Oysa ilahi sistem açısından baktığımızda durum tam da onların dediği gibiydi. Radikal değişiklikler oldu ama öyle böyle değil. Dinliyorum dedim. Nasıl değişiklikler oldu dedim Perihan'a. Saçlarımın rengi battı bana önce. Çok marjinaldim. Çok tarzdım. Çok dikkat çekiciydim. Uç noktadaydım. Çok göze batardım yani. Yüzlerce insanın içinde bile hemen göze batan biriydim. Tamamen tarzımı değiştirdim, şaka gibi. Birden her şey bana batmaya başladı. Giyim tarzımı değiştirdim. Ben aslında marjinal görünümlüydüm. Birden hepsi o kadar gereksiz geldi ki. Saçlarımın rengini değiştirdim. Düşünebileceğin her yerde piercingim vardı. Hepsini çıkarma isteği duydum. Müzik zevkim değişti. Rock dinlerdim, klasik müzik dinlemeye başladım. Aslında bir anda anlamsız gelmeye başladı. Kendimi başka bir şey isterken buldum diye sözlerine devam etti Perihan. Ve durdu ve sonra dedim ne oldu anlat. Devam etti Perihan. Sonra dedi benim gece hayatım vardı. Çok dans ederdim, çok gezerdim, çok arkadaşım vardı, çok içerdim, çok alkol kullanırdım. Yani çılgın insanın biriydim. Ne oldu biliyor musun? Gece hayatı anlamsız geldi. Cuma akşamı dışarı çıkmazken acı çeken ben evde vakit geçirmeye başladım. Alkolü canım istememeye başladı. Eski arkadaşlarımdan sıkıldım. Sanki ben değilmişim gibi insan hayatındaki her şeyi bir anda değiştirir mi? Ben değiştirdim. Çok dekolte giyerdim. Bu da çekici gelmemeye başladı. Vejetaryandım. Küçük bir kıyma tanesi bile yemiyordum. Et yemeye başladım. Bunların tamamı bir yıl içinde değişti. Bu değişim çok uzun sürede yayılmadı. Sözünü kestim tam o sırada. Kafan karışmadı mı Perihan? Neden bunları yaptığını o an için anladın mı? Zor oldu mu diye sordum. Anlamadım dedi. Nasıl anlayabilirdim ki? Depresyona girdim. Bu kadar değişikliği birden yaşayınca depresyona girmeyeceksin de ne yapacaksın? Hiçbir şekilde yorumlayamadım. Çok büyük şekilde
Kafam karıştı ve bir yerden yuvarlanıyormuş gibi çok büyük depresyona girdim. Her şey anlamsız geldi. İnsan bir kere sevdiği her şeyi sevmemeye başlayınca, bunun yerine de başka bir şeyler sevmeye başlayınca zaten neler olduğunu anlamıyor. Kendi kendine çelişiyorsun. Sordum Perihan'a işin içinden nasıl çıktın? Şöyle yanıtladı. Spiritüel bir tabanım yine de vardı. Ama ruh değişimi olduğunu hiç düşünmedim. Bir gün spiritüel bir arkadaşım söyledi ve sonrasında meleklerle irtibata geçtim. Sonra meleklerim dedi ve bu değişim olduğunu sonrasında daha çok idrak ettim. Sonra direkt cümle duydum onlardan, meleklerimden. Sonrasında Jere Star'ın kitabı ile karşılaştım. Tesadüfi şekilde. Bu kitap bendeki tüm değişimi anlatıyordu. Defalarca okudum. Sebebini anladım. Sırt ağrılarım vardı. Ruh değişimi tam da boyundan gerçekleşiyormuş. Bende de ağrı tam buradaydı. Senin için anlamı neydi bu değişimin diye sordum Perihan'a. Şöyle dedi. Yeni gelen ruhun gelme amacını düşünüyordum. Buldun mu dedim. Evet, amacı buldum dedi. Şimdi Perihan'ın durumunu biraz yorumlayalım. Kimisi bu yeni amacı bulur, kimisi bulamaz. Kimisi Perihan kadar şanslı olmaz. İnsanlar çok zor durumda kalabilir. Gerçekten şaşkınlık içinde depresyona girebilir ve şöyle bir durum var. Eğer birisi bu ruh transferini yaşarsa ama bu yaşadığı durumun ne olduğunu elbette bir şekilde anlayamazsa kendini depresyona giriyormuş gibi hissedebilir. Bu çok normal. Ve düşünsene 900 farklı kapıdan çare aramaya çalışırken aslında depresyonda değilsin. Aslında bu sadece bir transfer ruh ve doğal bir süreç akıyor. Ama sen ne olduğunu anlayamadığın için kendini çapşal şekilde ne oluyor bana diyorsun ya, deliriyor muyum? Zevk aldığın hiçbir şeyden zevk almamaya başlıyorsun. Sevdiğin hiçbir şeyden zevk almamaya başlıyorsun. Tam da tersine nefret ettiğin şeyleri sevmeye başlıyorsun. İnsanın kafası karışır. Gerçekten. Çok büyük şekilde kafası karışır. Bu noktada eğer insan ruh transferi yaşadığını anlarsa büyük bir huzur duyar. Tabii ki burada tırnak içinde şayet önemli olan şey burada gerçekten bir ruh transferi yaşıyorsa o zaman tanı konulabilir. Onun dışında kiler için bir şey söylenemez. Zaten bu yazı sadece ruh transferini tanımlamak için. Bu da böyle bir durum. Ben enerjinin sesi. Bunlar da enerjisel durumlar. Ruh transferi de bu enerjisel durumlardan biri. Enerjinde frekansında yüksek olsun diyerek sözleşmende ilerlemeni diliyorum güzel insan, sevgiler.